Evet arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hem kendi merakımızdan Elbisisi Kocaeli grubu olarak geldik İstanbul'da Çınar Motor'a. Arik 318 modelini hem baktık hem bir kullandık, test ettik falan. Şimdi size böyle ufaktan yüzeysel bir donanım özelliklerinden bahsedeceğiz. Hem de göstereceğiz. Şimdi abi sen gel. Gel abi, burada böyle TFF bir ekran var. İster böyle devir saati, şurada hız göstergesi, hararet göstergesi, benzin göstergesi, motorun kilometresi. Bir dünya şey var, trip işte, AVG, maksimum yaptığı hız. Şuna bir basıyoruz. Diğer modlar. Diğer mod geçiyor. Yani biri sport görünüm, biri normal klasik görünüm. Burada işte benzin buraya geçti. Devir saati böyle oldu vesaire. Saattir, derecedir. Şurada ABS ışığı. Şurada sinyaller vesaire. Şuna basınca da ön kamera gelmesi lazım. Bir dakika. Nasıl geleceğiz bu? Geliyordu. Evet. Şu an mı? Bir geçer motorun, misin? Motorun ön kamerası geldi. Erkan bir el salla kardeşim. Görünüyor muyum? Evet. Güzel. Bu sefer buraya hız geldi. Buraya motorun devir saati geldi. Vesaire. Ekranla işimiz bu kadar. Evet, güzel. Evet. Ekranla işimiz bu kadar. Abi elcikler şöyle ayarlı. Manet. Ayarlı manet. Manetler evet. Topuzlar ayarlı. Çok güzel. Denge topuzları güzel. Şu malzemeler de güzel. No problem. Şu arka fren normal. Ben kullandım. Normal bir motosiklet ama ön çok iyi yani. Ben istersen sana bir iki soru sorayım ya. Soru cevapta gidelim mi? İster evet. misin? Şu bölge zaten gördüğüm en güzel dizaynlardan biri şurası. Şu, evet. Şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tarafı. Malzeme plastiği, gidonun. Mesela Kimco'dan bana daha Kimco'dan, kaliteli geldi. Hani Kimco SM'lerden, iyi Japonlardan. İkisinin arasında değil mi? Arasında evet. Güzel, yeterli yani. Şu topuzlar Japonlardan iyi mesela. Evet. Hani üstün yanı da var. Denge topuzları. Aşağı kalmış yanı da var. O şu şeyi de gösterelim istersen. Anahtar çalıştırma yeri böyle. Şu Işıklı. Tarafa çevirince koltuk açılıyor. Şöyle open oluyor. Şöyle yapınca benzin evet, çıkıyor vesaire. Aynalar abi. Forza gibi. Hem böyle. Bir dakika şuradan bir alalım. Hem böyle yatıyor. Evet. Ayna. Tamam mı? Oo çok güzel. Hem bu tarafa yatıyor. Başarılı. Ya o tercih meselesi tabii. Ve şu şey de önemli. Yani ayarlı yerde kalması. Çoğunda ha, kalmıyor. Bak o çok güzel. Sert yani. Kolay tam kolay. Ayarlanan yerde kalabiliyor. Stoperi var yani. Şurada evet. Stoper var. Abi farlar çok güzel. Evet. Şöyle bir özellik var. Korna 2 mod, 2 aşamalı korna var. Birine basıyorsun, az çalıyor sesini. Araç şeyi değil mi kornası? Tabii araç kornası gibi. Çok güzel. Bak, şöyle bir kornası var. Oo. Düğmeye biraz daha fazla basınca uzunlar da yanıyor. Dene bakayım. Yani şu an yanacak mı? Oo. Çok güzel. Böyle güzel bir özelliği var. Çok güzel. Şöyle bakalım. Ben bir tur atayım sen şey yaparken. Ön diks abi gel. Ön diksler çift disk. Boş marka. Evet ve ondan 8 sonra, piston galiba evet, gördüğüm kadarıyla. Şuradan fren, gösterelim. Şey pardon ABS sistemi boş. Fren merkezleri 8 piston. Piston. Şuradan da gösterelim. Çift piston. Abi motor kazada devrildiğinde kendini 2 dakika kapatıyor. Çok güzel. Hani stop ediyor sonra şey yapıyor. Varatur grubuna gel abi. Geleyim. Varatur grubu Japon TCC marka. Şunu ben bir alayım. Japon TCC marka Varatur var. Çok güzel. Böyle Honda Yamaha gibi böyle ufak gazlı hemen yürüyor. Sıfır titreşim. Zaten varatör boşluğu dediğimiz yok. Hemen azıcık basıyorsun. Araç araba gibi çekiyor. Hemen kavruya güzel. Gidiyor. Büyük araçlar gibi. Evet, titreşim gerçekten yok. Yani abartmak gibi olmasın. Motorun çalışmasında da titreşim evet. yok. Zaten 250 cc bir motor. 21 beygir, 22 torkuya sahip. Yine standart 13. Varatör ne markaydı Japon? TCC. TCC evet.
13 litre yine deposu var. Takribi o da güzel. 3 litre civarı yakar. Kullandığı evet. bağlı 3.5'lara çıkar, 2.5'lara iner. X-Max'la aynı aşağı yukarı yani, deposu. O denenir. Deposu ama aynı. Yani bir İstanbul tarafında çok canını alman lazım 250'lik motoru 4 Tabii. litre yaktırman için. Şu tarafa geçelim mi? Abi şimdi amortisörlerden bahsedelim. Evet. Amortisörler hiç bele vurmuyor. Yani abartmayalım. Hı. Sen de kullandın Erkan. Çok güzel. Evet. Ben de kullandım. Yalan yok. Hiç bele vurmuyor. Koltuğun deri kalitesi gerçekten iyi. Hangi firmayla anlaşmıştı o? Şat galiba değil mi? Şat marka. Şat üretmiş bunu. Firma evet. derisini falan koltuğunu yapmış. Ama evet, bana güzel. Biraz koltuk sert geldi. Hani benimkine göre ama. Yani X Max'a göre. Ama onu şey amortisör çok fazla tolere ediyor yani. Değil mi? Bunu uzun yolda da zaten testinde anlaşılır. Şöyle arka diyorum bagajın arka tarafı bir kask alıyor. Hmm. Bir bagajı açabilir miyiz? Evet. Bir bagajı. Açıkmış zaten. Bir de bagaj şöyle bir yarım kalıyor. Ha. Ekstra. Bir saniye. Onu bir gösterelim arkadaşlara. Çünkü açı çok önemli. Tabii. Mesela şuradan bir alışveriş yaptığında tam Tabii. şu kısma. Rahat ulaşma. Ya bir de güzel. Hem öyle bak aydınlatma burada bir tane var. Çizilmesin diye bir Aa, şey var. O da çok güzel. Bak, bizim var. Motorlarda yok o mesela. Halısı var. Japon grubunda sadece yarım vardır. Şunlarda komple. Evet. Değil mi? Onu da bir çıkarır mısın? Evet. Halısı var abi. Şurada ışık var gördüğünüz gibi. Altında da USB var. Güzel. Yani. Şurası hiç yapmamışlar da karanlık sensörlü yapmışlar. Kamerası mamarası. Çok güzel. O da güzel. Kamerası falan olan mesela buradan takar şarja telefonu falan şarj eder. Bildiğiniz gibi koltuk iyi. Kapanmasın. Evet biraz sert. Ha iki şeyli. Al anahtarlar burada gözümüzün önünde duruyor. Onları söyleyelim. Tamam. Şöyle ben bir yakın şekli, gireyim. Şekli falan çok iyi. Ve iki tane anahtar arkadaşlar. Dikkatinizi çekeriz. Evet çift anahtar çoğu Japonlarda da maalesef yok. Şimdi ben şöyle özetleyeyim abi. Hı. Bizim şimdi bizim gibi insanlar bu motordan ne ister? Gitsin dursun. Evet ve konforlu olsun. Ha, konfor yani, olsun. Titreşim motorda, olmasın. Motorda evet. konfor var mı? Var. Kesinlikle var. Gidişini tam göremedik ama yani şimdi kısa mesafeden ama zayıf da durmuyor. Yok yani. Değil. Çekişi ha. güzel. Ama 140 km hıza ulaşmışlar. Yok bir şey. Burada belli. Yani evet. kaydediyor motor. Buraya bile giriyorsun. Yine şuradan böyle beline vurmuyor. Yani güzel. Farlarını tabii gece nasıl aydınlatıyor uzun farı onu göremedik. Bir uzun kısa yapar mısın Emre? Bunlar park herhalde. Bir dakika. Kısa yapalım. Çalıştırmak mı gerekiyor? Sesini duyalım motorun. Bir saniye. Enjeksiyon sesi. Bu arada enjeksiyon sistemi Delphi'nin. Delphi. Çok güzel. Sesi böyle... Değil mi? Evet. Çalışmasın. Titreşimi şöyle gör abi bak. Hiçbir şey sallamıyor. Hiç. Evet. Yani. Bir de orta ayakta. Tabii. Uzun farı şurada. Bir kısaya bakalım. Bak gel abi bak. Bu kısa değil mi? Şu an kısa. Çok güzel. Şu uzun. Bak. O şurada olsun. Da bak. Hani istediğimiz şey. Hani ha evet. Herkesin. Burada... Öyle bir selektör yeri. İstiyorduk ya. Evet. O uzunluğu da zaten. Sinyaller zaten ortada. Korna mükemmel ya. Evet. Korna çok güzel. Zehirlenmeyelim. Şurada dörtlü tuşu var. Dörtlü tuşu. Ya. Emre bir de şey var onu atladık sanki. Şu yan hava menfezleri var. Ha. Birçok motorda olmayan. Şimdi önde şöyle şurada gideyim. Radyatör olduğu için evet. radyatörden geçen hava normalde motorun içine gidiyor. Ama bu menfezleri açınca radyatör sıcak olduğu için içinden geçen yani, sıcak havayı
buradan ayaklarınıza şuradan bir şey taktığınızda evet, bacak örtüsü. Yazın da kapatabiliyorsunuz oradan. Direkt sıcak hava geleceği için abi otomatikmen ayaklarınız üşümeyecek. Evet. Şöyle basit bir şekilde. Evet. Kapağı aç. Evet. Malzeme kalitesi. Şurada güzel bir şey var. Ona bakalım. Bak şu bezi buraya mesela telefonunu at, evet, anahtar at. Ne bileyim bir şey at yani. Bozuk para bile atabilirsin yani. Bir ışık tutar mısın oraya? Bak içindeki malzeme de yumuşak şey bir malzeme var. Değil mi? Kamerayı aç kapat. Şöyle oluyor. Beklersin. Tamam. Şu şeye de bir bakalım. Şu yan. Bu motorda şu cep açılmıyor abi de. Açılıyor. Bunun açılmıyor. Ondan... Ha öyle mi? Ha. Tamam. Ondan sonra. Bunu açamadık. Bunu açamadık. Şu ayak basma yerleri çok büyük. Yani ha, evet, rahat rahat ayaklarını... Ayak koyma kısmını nasıl buluyorsun? Yani konfora bir bin istersen. Yani bir kere şöyle bir... Şöyle... Abi... Dur şuraya ayağını koysana. Ben şöyle geçeyim bir dakika. Bir kere şöyle bir şunlarla duruyorsun ya abi. Şöyle bir... Benim bir yetim, çok uzun değilim. Rahat rahat ayaklarım evet, yere değiyor. Sorun yok. Şu... Yani X-Max'teki şu olayı yaşamıyorum. Şuradaki kesim yeri var ya bak şunlar. O orası da faydalı. Bir de şurayı şöyle oval yapmışlar. Ha, oraya diyorum işte. Bacağı mesela şuradan evet, direkt kullanabiliyorsun. Mesela olmasa şöyle olacak. Zorlayacak. Evet. Rahatsın. Ayağını bir çok büyük bak. Karşıya koyar mısın? Evet, çok duruşlu şekilde. Bir daha koyar mısın? Evet. Gayet duruş, rahat. Formu güzel. Formu ergonomik olarak yapmış, evet. Şey değil ama ağır bir motor yani öyle çok kuş gibi evet, motor değil. Ağır dur, ve boydan uzun yani. Kaç kiloydu? 195 kilo. Kuru mu ıslak mı? Egzozu. Kuru değil mi? Egzozu da böyle büyük bir egzozu var. 300'lük egzozu gibi zaten. Yani işin güzel yanı motor 250cc ama isteyene 300'lük kiti de gelecek. Kiti de veriliyor değil mi? Zaten gelmemiş de. Yurt dışında zaten 300'lük bunlar. Ha, evet. O kitle beraber de verilebilecek. Kitle birlikte gelecek direkt. Kiti takacaksın, yazılımını attıracaksın, motoru kullanacaksın. Tabii ön cam için ne diyorsun? Biz şimdi yola çıkmadık ama bu cam kısa. Kısa, bir tık bana da kısa geldi. Yani. Cam uzun olabilir. Şimdi firmalar buna cam üretir. Arka GP. Çanta demir üretir. Evet. Vesaire böyle şeyler üretirler. Sisi bar üretirler. Evet, sisi bar da buraya. Kask olayı. Ha, onu da söyleyelim. Bir tam kask alıyor. İşte ön taraf diyor mu? Ön taraf bir tam kask alıyor, bu taraf almıyor yani. Orası daha uzun eşya, evet, mont vesaire, eldiven. Ya bakım aralığı belli mi? 2500 kilometrede. Her 2500 kilometrede bir... O ön bakım olabilir mi? Evet. Daha ondan sonrasında? Sonra, onları tam edebilirim. Sanırım daha yeni evet. Belli olmamış. 5000'den aşağı değildir sanırım ama. Yani Güray abi, bizim istediğimiz şeyleri firma sahibi söylüyor. Evet. Biz ne dedik? Getiriniz ürünü, arkasında duracağınız mı? Kaçıp gideceğiniz mi? Yedek parça tedarik edeceğiniz mi? Evet. Yedek. Yani bu malı bir yıl getirip ikinci yıl kaçıp gideceğiniz mi yani? Arkası evet, gel. Bunları hep söylüyorlar yani. Arkasındayız dediler işte. Parça vesaire sorun olmayacak. Hatta üretim izni alınmış. Pardon, bu yan basamakları göstermedik arkadaşlar. Arka basamaklar şimdi nasıl açılıyordu? O şekilde evet güzel. Kapanıyor. Ha, frenler çelik. Fren hortumu var. Evet. Onu da gösterelim arkadaşlara. ABS boşmuş abi. Boş fren sistemi evet, değil mi? Yok şey ABS sistemi. ABS'si evet. Ha, ABS'si. Şeylerde sanırım yaprak. Enjeksiyon delfi. Diskler yaprak. Yok değil düz. Yok çok yaprak. Azıcık var. Hafif. Azıcık var evet. Hafif var. Ama ben şunu söyleyeyim. Kısa mesafede hani kullandım frenleri çok güzel. Özellikle mesela şeyde maxilerde biliyorsun arkalar zayıftır. Arkası bana yeterli geldi. Arka jantı 13. 13. Ha ön. Bu 14. 14 jant. 14. Ön mesela fren. Bizim Forza X-Max'te ön 15, arka 14'tür. Evet, 15 14. Şimdi istersen abi sen şu çalışan motora geç. Evet. Ben çekeyim. Tamam. Ver. Çektim kanka. Şimdi kapak gördüğünüz gibi unutmuşuz.
depo kapağı da gördüğünüz gibi elde kalmıyor. Elde kalmıyor. Ama isterseniz sökebilirsiniz. Şurada anahtarlık gibi aynı. Evet, isteyen sökebilir. İşte de anahtarlık gibi komple sökülebilir. Fena değil ama şeyi. Güzel. Değil mi? Ya bir motordan istenen her şey var ya. Evet, evet. Sade CC'si yüksek olanlar tabii 250 istemeyebilir ama ortalama 250 sınıfında her şey var yani, her şey. Çekişi, sessizliği, bak. Hem sessizliği hem de şey. Direksiyon tek tarafa kilitleniyor. Pürüzsüz kalkışı da güzel. Yani evet. Üst devirlerde varyatör boşluğu vesaire de o önden de beğendim. Evet. Yani böyle büyük makineler de çıkıyor. Onu da beğendim. Direksiyon tek tarafa kilitleniyormuş. Onu da frenler yalnız ve amortisörler gerçekten 10 numara. Evet. Fren ve amortisör. Evet. Şu. Abi şuradan şunu bana verebilir misin? Şunu sana vereyim. Kameran da çekiyor. Kamerayı gördüm. Şöyle bir dön gel bakayım. Çınar Motor arkadaşlar gelip test edebiliyorsunuz yani. Çınar Motor'da şimdi gösteririm ben size. Bak kavramasını. Kavrama şuradan bak devir. 2500 gibi kalkıyor. 2500-3000 gibi. Evet. Sağına dikkat et abi. Sesi çok güzel ya. Kalın böyle şey geliyor. Kaliteli hissi var sesinde. Ses mükemmel. Amortisörler çok iyi. Emre bu arada bak. Enduro kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Postan PTT çukurlarının olduğu yeri komple denedim ve hepsinde de hiç ses yok. Yani hiçbir vuruntu vesaire yok, hiçbir şey yok. Benden çok güzel. İkinci test yapalım mı? Yapalım mı? Bence kapatalım. Çınar Motor. İstediğin zaman gelip kullanabilirsiniz arkadaşlar.